hazırız değil mi? Evet. Değerli basın mensupları asgari ücret tespit komisyonu geçtiğimiz hafta iki toplantı gerçekleştirdi. Ancak bugün öğrendik ki henüz üçüncü toplantısını yapmamışken AK Parti Genel Başkanı işçi ve işveren taraflarını sarayına çağırmış. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu komisyonun göstermelik bir pazarlık süreci ürettiği süreci yürüttüğünü zaten biliyorduk. Çünkü işçinin sözünün dinlenmediğini, Erdoğan'ın asgari ücrete tek başına karar verdiği, sonra da ekranların başına geçip bir siyasi şova dönüştürdüğü bir süreç olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu iktidar hiçbir kurala uymuyor. Ne anayasa, ne yasa, ne yönetmelik ne de başka bir şey. Daha asgari ücret tespit komisyonu süreci sürerken başlarken bile bunun örneğiyle karşı karşıya kaldık. Komisyonu toplantıya çağırmak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının sorumluluğudur. Yazılı kurallar böyle. Ama Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz çıkıp şu gün toplanacağız diye açıklama yaptı. Nihayetinde o gün o toplantı olmadı ama sürecin böyle başladığını hep birlikte şahitlik ettik. Asgari ücret belirleme yetkisi hem kanunda hem yönetmelikte yazdığı üzere asgari ücret tespit komisyonundur. Bu komisyon elbette emekçiden yana bir karar alabilecek yapıda değil. Ama ne olursa olsun bir kural var ve uyulmak zorunda. Asgari ücret yönetmeliği açık bir şekilde Komisyon kararının kesin olduğu ve kararı kamuoyuna komisyon başkanının açıklayacağını hükmediyor. Bu kural ortada dururken AKP genel başkanına komisyonun yetkisini bir kez daha gasp etmemesi için çağrımızı şimdiden yapıyoruz. Komisyon şu kararı verdi ama benim gönlümden de bu koptu tarzı bir gösteriye karnımızın tok olduğunu Sürekli tekrar eden bu şovun artık alıcısının kalmadığını da hatırlatıyoruz. Henüz komisyonda bir rakam konuşulmamışken bugün saraydaki görüşme sonrası Erdoğan'ın bir ücret açıklaması asgari ücret tespit komisyonunun fiilen lağvedilmesinin de ikrarı olacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu göstermelik sürecin bir parçası olmayı bir tutar açıklayıp arkamıza yaslanmayı doğru bulmadık ve bulmuyoruz. Bu nedenle de asgari ücret tespit sürecinde beş haneli bir sayı bulmaktan öte milyonlarca emekçinin kalıcı yoksulluktan nasıl kurtulacağının konuşmayı ve önerilerimizi aktarmayı önemsedik ve önemsiyoruz. Ben bugün sizlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücretin tespiti ile ilgili 12 maddelik önerilerini birazdan tek tek aktaracağım. Burada da tabloda da zaten özet halleri var. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerilerimiz şunlar. 1. Asgari ücret insan onuruna yarışır bir seviyeye yükseltilsin. Bu ülkede birileri korkunç bir zenginleşme yaşarken emeğiyle geçinen ücretliler yoksullaşıyor. Orta gelir grubu yoksulluğa, alt gelir grubu da açlığa sürükleniyor. Memlekette emeğiyle geçinen herkes yıldan yıla çok daha büyük bir hızla asgari ücretle buluşuyor. Türkiye'de özel sektörde çalışanların yüzde 91'i asgari ücretin iki katı ve altında yani 22.804 liradan daha az ücret alıyor. Son 8 yılda gerçekleşen 20-24 yaş arası istihdamın %86'sı asgari ücret veya aşırı yakın ücret oluyor. Yani eğitim durumu fark etmek sizin. Hangi iş kolundan olursa olsun her meslekten, her birikimden insan asgari ücrette yani en düşük ücrette çalışıyor. Türkiye ekonomisi katma değerli üretim modeli yerine Düşük işçi maliyetine dayanan modern kölelik sistemini tercih eden bir anlayış tarafından yönetiliyor. Biz buna karşı çıkıyoruz. Asgari ücret insan onuruna yarışır bir seviyeye yükseltilsin. Emek sömürüsü son bulsun diyoruz. 2. Asgari ücrette bu yıl tek artış ısrarından da vazgeçilsin. Talebimizi yineliyoruz. Hükümet üyeleri tek artış olsun diye algı yaratabilmek için adeta kıvranıyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı milleti alenen kandırmaya devam ediyor. Asgari ücret yönetmeliğinde tek sefer zam verilir yazdığını söyleyerek söyleyerek aklımızda alay ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda da gerçeği yüzünü vurduğumuz halde maalesef verecek cevabı olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda çok netiz. Bu enflasyon ortamında iktidarıyla TÜİK ile Merkez Bankasıyla verdikleri hiçbir hedefin tutmadığı, verilen hiçbir sözün yerine gelmediği böyle bir ortamda asgari ücreti tek artış yapıyorum demek milleti birkaç ay sonra açlığa terk etmek demek. Ve birkaç ay sonra gerçekleşecek olan yerel seçimlerden sonra da ne haliniz varsa görün demek. Bugün asgari ücret konuşulan rakamlardan hangisi olursa olsun birkaç ay sonra yeniden açlık sınırının altına düşecek. Bu bir tahmin değil, matematiğin gerçeği. Dolayısıyla tek artış ısrarından vazgeçilmesi çağrısını bir kez daha yeniliyoruz. 3. Gelir vergisi ilk dilim oranı ücretlilerde yüzde ona düşürülsün. Türkiye'de vergi yükü çok büyük oranda ücretlinin üzerinde. Dolaylı vergilerle zaten hakkaniyetsiz olan, yoksulla zengini ayırmayan bir sistem doğrudan vergilerle de yine ücretliye haksızlık olarak yansıyor. Bugünkü vergi dilimi sistemi ücretlilerin çok hızlı bir şekilde bir üst vergi dilime çıkmasını ve daha yüksek vergi ödemesine sebep oluyor. Emekçiler hem enflasyon karşısında alım gücünün düşmesiyle yoksullaşırken hem de vergi yükünün yıl içinde artmasıyla birlikte ellerine daha az para geçerek yoksullaşıyor. Yani bugünkü sistem ücretlileri yoksullaştırmak üzerine kurulu. Biz az kazanandan az, çok kazanandan çok kazanan bir vergi alındığı sistemi talep ediyoruz. Beşli çetenin tek kalemde yüz milyonlarca liralık vergi borcunu affedenler ne hikmetse teşvik üzerine teşvik yağdıranlar iş emekçiye gelince görmez ve duymaz oluyorlar. Emekçiden vergi alınırken acımasız davrananları soruyoruz. Kamu iştiraklerinde görev alan yönetim denetim kurulu üyelerinin aldıkları ücretlerin vergisini kim ödüyor? Bu sorunun cevabı aslında birçok şeyi anlatıyor. Sadece iki örnek elimde. Biri Takas Bank, diğeri de Borsa İstanbul Anonim Şirketi. Bakın burada genel kurullarda alınan kararla birlikte diyor ki yönetim kurulu üyelerinin yapılan ücret ödemelerinde ilave vergisi banka tarafından ya da kurum tarafından ödenecek. Yani diyor ki duble maaş aldıkları yetmiyor. Üstüne bir de kendilerine özel düzenleme yapıp ilave çıkan bu vergileri milletin sırtına yüklemeye devam ediyorlar. Biz emekçinin vergide adalet talebini dile getirirken onlar sadece kendi yandaşlarına vergi düzenlemesi yapıp yükünü yine emekçi ödetiyorlar. Biz ise bu ülkenin emekçisinden alın teriyle evine ekmek götüren 10 milyonlardan tarafız. Bizim teklifimiz gelir vergisi ilk diliminin ücret gelirinden yüzde 15'ten değil de ondan başlamasından ve buna bağlı olarak 4 vergi tarife dilimleri en az yeniden değerlendirme oranı veya asgari ücret artışı oranı kadar arttırılsın diyoruz. 5. Asgari ücret vergi istisnası matrahtan indirim yöntemiyle yapılsın diyoruz. 6. İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği işçilere de sağlansın diyoruz. 7. Yemek bedeli istisnası günlük bürüt asgari ücretin %50'sine endekslensin diyoruz. Değer basın mensupları, yemek bedeli istisnası yani işverenlerin çalışanlara vergi ve diğer yükümlülüklere tabi olmadan sağlayabileceği yemek imkanının sınırı yıllar içinde çok ciddi bir biçimde eridi. 20 yılda istisnanın günlük asgari ücreti oranından yarı yarıya bir azalma var. Gıda enflasyonunun Genel enflasyonu katladığı böyle bir ortamda yemek bedeli emekçiler için çok daha fazla önem kazanıyor. İstisna tutarını arttırma ve azaltma yetkisi bugünkü haliyle Cumhurbaşkanında. Şunu herkesin kendisine sormasını istiyorum. 16 milyon emekçinin boğazından geçecek lokmayı neden bir kişinin insafına bırakıyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerimiz Yemek bedeli istisnasının günlük, bürüt, asgari ücretin %50'sine endekslenmesidir. Böylece emekçinin yiyeceği yemeğin üzerindeki Cumhurbaşkanı vesayetini kaldıralım. Bununla ilgili kanun teklifimizi de meclise sunmuş bulunuyoruz. 8. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 131 sayılı sözleşmesi onaylansın. 2022 verilerine göre hanesine, emek geliri olarak sadece asgari ücret giren 4.1 milyon hane var. Bu da yaklaşık 16 milyon vatandaş demek. 10 milyondan fazla insanımız sadece bir asgari ücretin girdiği hanelerde yaşıyor. Yani 4 kişilik bir ailenin 3 öğün, 1 çay, bir simiti tüketse bile aylık en az 7200 lira harcaması gerektiği bir ülkede 11402 lirayla geçinmeye, daha doğrusu hayatta kalmaya çalışıyor. İşte biz bu yüzden Elon'un 131 sayılı sözleşme onaylansın talebimizi yineliyoruz. Bu sözleşme asgari ücret tespitinde bir kişinin değil, bir hanenin geçim şartlarının göz önüne alınması gerektiğini söylüyor. Bugünse asgari ücret bir kişi üzerinden hesap ediliyor. İşte Türkiye'de 10 milyondan fazla insanın bir asgari ücretin girdiği hanelerde yaşadığı bir ortamda bu gerçeği göz ardı etmek bu insanları ölüme terk etmektir. 9. Sendikal örgütlenme hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın. Türkiye'de işçilerin sadece %14.7'si sendikalı. Sendikalı olanlara da olağanüstü baskılar uygulanıyor. Her gün memleketin dört bir yanından işçiler sendikalı oldukları için önlerine çıkarılan barajları aşıp toplu sözleşme yapamasınlar diye işten çıkarılıyorlar. Önümüzdeki günlerde de çok çarpıcı bir örnek olan PTT emekçilerinin toplu sözleşme haklarının nasıl gasp edildiğini başka bir basın toplantısında anlatacağım. İşte bugün Şanlıurfa'da özak işçileri sendikalı oldukları için, Sakarya'da burada bebek işçileri ve daha niceleri direniyorlar. Örgütlenme haklarını savunmak için fabrika önünde bir aradılar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak örgütlenmenin önündeki tüm hukuksal engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Dava süreçlerinin hızlandırılmasını, yargının işverenlerce kötüye kullanımının önüne geçilmesini savunuyoruz. Kimsenin sadece sendikalı olduğu için değil, türlü bahanelerle işten çıkarılmadığı bir çalışma hayatı talep ediyoruz. 10. Cumhurbaşkanına keyfi olarak grev ve lokavt erteleme hakkı veren madde yürürlükten kaldırılsın istiyoruz. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63. maddesi Cumhurbaşkanına gönlünce alakasız gerekçelerle grev ve lokaltları erteleme hakkı veriyor. Bu madde nedeniyle 21 yılda 200 ayrı grev engellendi. 200 bine yakın işçinin grev hakkı gasp edildi. Grev en temel işçi haklarından biridir. Grev imkanı olmadan işçinin de pazarlık gücü yoktur. İşçide grev kartı olmazsa işte bugün yaşadığımız gibi asgari ücret tespitini bir televizyon şovundan öteye gideremeyiz. Dolayısıyla biz bu maddenin yürürlükten kaldırılmasını, işçinin grev hakkını kavuşmasını istiyoruz. 11. TÜİK talimatla hareket etmeyi bırakıp artık gerçek verileri açıklamaya başlasın. Bugün TÜİK denen kurumun başındakiler alenen, bilerek, isteyerek suç işliyorlar. Gerçek verileri gizleyerek, enflasyonu kağıt üzerinde oyunlarla, hükümetin istediği seviyede açıklayarak on milyonlarca ücretlinin ve emeklinin gelirinin düşük kalmasına sebep oluyorlar. Bunun vicdani sorumluluğu bir yana apaçık bir suç olduğu gerçeği de ortada. TÜİK'in önceki başkanı da meclis komisyonu da yüzümüze bakarak verilerde ricaların etkili olduğunu ağzından kaçırmıştı. Enflasyonun TÜİK'in açıkladığıyla uzaktan yakından alakası olmadığını Bugün çarşıya pazara giden her bir vatandaşımız birebir yaşıyor. Dolayısıyla biz gerçek verilerin açıklanmasını 10 milyonlarca insana karşı suç işlenmemesi çağrısını bir kez daha yeniliyoruz. Ve 12 anayasanın 44 ve 55. maddeleri uygulansın diyoruz. Değerli basın mensupları, CHP olarak önerilerimiz bunlar. Bunlar gerçekleştiğinde emekçilerin gerçek anlamda yoksulluktan kurtulacağına inanıyoruz. Asgari ücret tespitinin siyasi şovlara malzeme edilmesinin artık vazgeçilmesi gerektiğini de tekrar hatırlatıyoruz. O milyonlarca çalışanın kaderini tek bir kişinin keyfi kararıyla belirlendiği bir düzenden emekçinin lehine bir karar çıkmadığını ve çıkmayacağını çok iyi biliyoruz.